Sayın Çiçek'e katılır mısınız? Onur Bey ve Moskova'dan nasıl okunuyor? Bunu neden soruyorum? Yani biz Ukrayna'nın NATO üyelik sürecini konuşuyorduk değil mi? İşte Zelenski'nin de açıklamaları vardı. Sürekli gelen NATO'ya gireceğim, işte katılacağım. Sonra Rusya, Ukrayna gerginliği, Zelenski'nin açıklamalarına Rusya tarafından gelen cevaplar. Hani Litvanya'yı gördük. Evet, peki ama şimdi İsveç. Rusya tarafından gözüken nedir? Evet. Öncelikle şunu belirteyim, bu denge siyaseti meselesinde denge siyaseti dengeli bir siyaset anlamına gelmiyor. Ve bu siyasetin de doğru olduğunu savunmuyorum. Yani, ama gerçek şu ki bu hükümet, Türkiye'de hükümet uzun yıllardan bu yana bu siyaseti gidiyor. Yani iki tarafı birden, yani kaba tabirle iki tarafı birden idare etme, aynı anda idare etme siyaseti. Bunun arkasında ne yatıyor? Bunun arkasında iki temel neden var. Birincisi, ekonomik olarak Türkiye tam bağımsız değil. Hala sıcak paraya mahkum maalesef. Bir üretim ekonomisi yok. Uluslararası finans kapitalle ilişkili bir sermaye düzeni var. Birincisi bu. İkincisi de mevcut hükümetin bağımsız, tam bağımsız bir dış politika izleyebilecek ideolojik bir background, arka planı yok. Dolayısıyla biz de uzun yıllardan beri bu denge siyasetini işte farklı çeşitlerde, şimdi olduğu gibi bu İsveç meselesinde olduğu gibi değerlendirmeye çalışıyoruz. Bunun altını çizeyim ilk olarak. İkinci olarak Rusya meselesinde... Ama hükümetin uyguladığı siyaset bu. Değil mi? Onur Bey, anladığım evet, bu. Yani olgulardan yola çıkmak lazım. Temenniler elbette ki çok güzel. Keşke bütün temennilerimiz gerçek olsa. Keşke meclisteki milletvekilleri vicdanlarının sesini dinlese. Türkiye'nin milli çıkarları doğrultusunda İsveç'in NATO üyeliğine hayır oyu verse. Ama olgulara baktığınız zaman hükümetin izlediği siyasete, diğer siyasi partilerin meclisteki izledikleri siyasete baktığınız zaman mevcut durum, bütün bu partilerin, siz de az evvel ifade ettiniz, NATO'culukta birleştiğini gösteriyor. Ha, bunda sapmalar var mı? Var. Hükümet nezdinde özellikle işte daha Rusya'ya, sayın değerli konuklar da ifade ettiler, İşte Rusya'yla farklı alanlarda işbirliği yapılıyor. Evet, yapılıyor, doğru. Geçmiş dönemle kıyasladığımızda bu ileri bir adım mı? Evet, ileri bir adım. Fakat şöyle bir gerçeklik de var. Dünya zaten çok kutupluluğa yöneliyor. Yani bugün baktığınız zaman en gerici olarak ifade edebileceğiniz, işte Amerika'nın en sadık müttefiklerinden olan Suudi Arabistan dahi Amerika'dan uzaklaşan, Amerika'ya mesafe koyan adımlar atmaya çalışıyor. Bu Suudi Arabistan yönetiminin ilerici iradesinden değil, tamamen dünyadaki çok kutuplu dengeden, yeni dünya, yeni şekillenmekte olan dünya düzeninden kaynaklı. Ben bunu merkez kaç etkisi olarak ifade ediyorum. Yani Amerika zayıfladıkça Amerika'nın sadık müttefikleri de ondan uzaklaşıyorlar. Evet. Farklı tabii şeyleri oluyor, bunun yansımaları oluyor vesaire. Bu ilk konu. İkinci olarak Rusya'nın nasıl baktığı. Elbette Rusya NATO'nun, İsveç'in NATO üyeliğini veya işte NATO'nun genişlemesine tepkili. Buna karşı tepkilerini de iletiyorlar farklı çeşitlerde. İşte basında da yer alıyor zaten Rus yetkililerin açıklamaları. Türk basında da yansıyor bunlar. Fakat burada şunu belirtmek lazım. Zaten NATO de facto olarak şu anda İsveç'te. Yani üsleriydi vesairesiyle, istihbarat ağı, askeri ağıyla zaten İsveç'te. Bu kararla beraber bu de facto durum, yani işte NATO'ya resmi olarak üye olursa İsveç, bu de facto durum de jüri hale gelecek. Yani aslında baktığınız zaman fiili olarak İsveç'in NATO üyeliği biraz da sembolik. Yani NATO'nun hala ayakta olduğunu, NATO'nun kendi kuvvetini konsolide ettiğini ve üzerine yeni kuvvetler kattığını dünyaya duyurma anlamında bir karar. Ve yani Rusya'nın tepkilerinden de kestirilebileceği gibi, çünkü evet tepki gösteriyor haliyle, fakat mevcut durumu değerlendirdiğinizde, mevcut durum içinde bunlar biraz sınırlı tepkiler.
Rusya da aslında bu durumun farkında, yani de facto bir durumun zaten de jure bir hale geleceğinin farkında. Bu birinci iki nokta. Türkiye'nin tavrına gelince elbette Rus tarafı işte Türkiye'de meclisten işte NATO'nun genişlemesi yönünde bir karar çıkmasını istemez, olumlamaz. Ki bu normaldir de Rusya'nın siyasetleri gereği vesaire. Fakat anladığım kadarıyla Rusya için öncelikli olan bütün bu meselelerde, özellikle Türkiye meselesinde, yani Türkiye'den beklentisi Rusya'nın temel olarak, Türkiye'nin NATO üyesi olmasına rağmen Rusya ile olan özellikle ekonomik ilişkilerini sürmesi. Yani Türkiye bu yaptırım sürecinden sonra Rusya'nın adeta bir soluk borusu rolü oynuyor. NATO üyesi olmasına rağmen Rusya için Türkiye ile olan ilişkilerde öncelikli olan mesele budur. İsveç meselesi etkiler mi? Elbette Rusya tarafından açıklamalar gelir vesaire. Ama dediğim gibi temel belirleyici faktör Moskova açısından Türkiye ile olan ilişkilerde Türkiye'nin yaptırımlar sürerken, Batı yaptırımları sürerken ekonomik alanda Rusya açısından işte bu soluk borusu rolünü oynamaya devam etmesi olacaktır. Peki. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için Ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.